sağladığı bu imkanı en iyi şekilde kullanarak güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için yola koyuluyoruz. Yeni dönemde Türkiye demokrasiden temel hak ve hürriyetlere, ekonomiden büyük yatırımlara kadar her alanda daha ileriye gidecektir. Bu şekilde güçlenen Türkiye, elindeki imkanları kendi vatandaşlarıyla hep birlikte tüm dostları ve kardeşleriyle paylaşmayı sürdürecektir. Türkiye'yi savunma sanayinden sınır güvenliğine kadar her türlü alanda güçlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için makroekonomik dengelerden yatırımlara kadar her alanda çok büyük hamleler yapacağız. Bir kez daha teşekkür ediyorum.